Selamlar, herkese selamlar efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyetli misiniz? Ey güzel arkadaşlarım, ortamlar akmaya devam ediyor muyuz? Hocam hayırdır yani ortam falan diye hemen dur deme bana. Senin ortamın var bir tane o da kamp ortamı. Sen kamptan kampa akacaksın. Başka ortamın olabilir mi senin? Ha o üniversitenin kapısından zrank diye girer. Ondan sonra o arkadaşlarla ortamlara akarsın. Çimlere gider gitar çalarsın. Ben ona bir şey demem. O senin zaten sonuna kadar hakkın. Ama şimdi bu kampın içerisinde TET, AYT, geometri gönder gelsin. Öğrenmişsin kampında tutmak o kampın içerisinde götürmek benim görevim. Efendim o zaman elimizde kalem önümüzde kağıt. Yanımızda ödevlendirme için kullandığımız sıfası günümüz şöyle biraz uzak dursun. Çünkü önce dersi bitireceğiz sonra ödevlere geçeceğiz. Ne diyoruz? Gönder. Gönder gelsin be hocam. Evet TET AYT Geometri'de geldik 8. dersimize. 8. dersimizde ne anlatacaksın hocam? Hani geçen ders ben sana eşliği anlattım. Şimdi şimdi artık benzerlik vakti diyorum. Kalemlerimin ucunu ayarlamamışın hemen ayarlayıp devam ediyorum. Hop Geldim efendim buradayım yeniden. 16. föydeyiz. Yavaş yavaş sona doğru ilerliyoruz. Gerçi daha çok var ya ne yaptım hocam. Üçgende benzerlik kavramını biraz anlatır mısın hocam bize dersen. İki üçgenin köşeleri arasında yapılan birebir eşlemede karşılıklı açılar ve karşılıklı kenarların uzunlukları orantılıysa. Bakın karşılıklı açılar ve karşılıklı uzunluklar orantılı olacak. Anlaştık mı? Bu üçgenlere benzer üçgenler denir. Benzerliğin sembolü bu şekildedir. Hani geçen ders eşlik sembolünü gösterdik. Bu ders sadece benzerlik bu şekilde gösteriliyor. Karşılıklı kenarların oranına benzerlik oranı denir. Ve ben genelde burada K harfini kullanacağım güzel arkadaşım. Anlaştık mı orada? Şimdi bak iki tane üçgen var. Bunda alfa açısı var. Bunda da alfa açısı var. Bunda beta açısı var. Bunda da teta açısı var. Bunda da beta açısı var. Bunda da beta açısı var. İkisinde de aynı açılar var ama biri diğerinden büyük ya da biraz daha küçük. Eş üçgenlerde birbirinin tıpkısının aynısıydı. Ya benzerlikte belli oranda küçülteceğiz. Belli oranda büyüteceğiz. Mevzu bunun üstüne kurulu tamam mı? Benzer üçgenlerin temel özellikleri var. Hani böyle iki tane benzer üçgen verirlerse bize ABC benzerdir DEF. Hani ben geçen ders ilk defa eşliği anlatırken şöyle dedim sana. Birinci açı birinci açı, ikinci açı ikinci açı, üçüncü açı üçüncü açı eşittir o üçgende. Birinci kuralımız bu. İkincisi şu benzer iki üçgenin karşılıklı yardımcı elemanları. Yardımcı eleman deyince ne geliyor akla? Yükseklik geliyor. Kenar ortay, açı ortay geliyor. Kenar ortay geliyor. İşte bunlar arasındaki oranlar da birbirine eşittir. Hatta hatta benzerlik oranına eşittir. Ey güzel arkadaşım. Burada birazcık kafan karışmış olabilir. Ya hocam açı ortay, kenar ortay falan yükseklik diyorsun. Bunu ilerleyen bölümlerde, ilerleyen derslerde zaten sorularla anlatmaya çalışacağım. Ama şimdi hani bil diye söylüyorum. Üçgenin sadece kenarları benzer değildir. Aynı zamanda yüksekliği, açı ortay doğruları, kenar ortay doğruları da benzerdir demek istedim. Tamam. Benzer iki üçgenin çevrelerinin oranı da benzerlik oranına eşittir. Bunlarla ilgili bol bol örnekler çözülecek ama önce temel örnekle başlayalım. Bu ders şimdi belli bir yere kadar gideceğiz. Bugün ÖSYM sorar tarzı sorumuz maalesef olmayacak. Sebebine gelince benzerlikte 3 madde var. Bugün sadece ikisini anlatabileceğim ben sana. Üçüncü maddeyi öbür ders anlatıp işte o zaman diyeceğiz ki ÖSYM'e sorar soruları gelsin. Şimdi öğrenmeye yönelik sorular çözeceğiz seninle bir ders boyunca. A, B, C benzerdir. F, D, E. Şimdi benzerlik böyle verilince biz hemen açılarını bir eşitleyelim. A açısı F açısına eşit. A açısına nokta açısı dersem F açısı da nokta olur. B açısı D açısına eşit. Açısın. B açısına cızlık açısı dersem D açısına da ne demem gerekir? Cızlık açısı demem gerekir. C açısı küpeli açıysa? E açısı da küpeli açı olmak zorundadır. Benzerlik nasıl bakılır? Tıpkı eşlikte olduğu gibi. Bu küpelinin karşısında bulunan uzunluk nedir? 6 artı x'tir hocam. O zaman bölü. Diğer üçgene gidiyorsun. Küpelinin karşısında kaç vardır? 10 vardır dedim. Eşittir dedim. Yoluma devam ettim. Arkasından cızığın karşısında burada belirli olan kenara gittim. Yani 12'ye. Cızığın karşısında burada kaç var? 8 var. Varsa önce sadeleştirme be. 4'e böldüm 3. 4'e böldüm 2. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 5. Yaptı mı bana bir çarpım buradan X artı 6. 3 kere 6. 3 kere 5. 15'ten 6 karşıya gitti. X eşittir. 9 birim çıkar. Vurursun cevabı dersin ki ilk sorumu çözdüm hocam. O zaman gönder gelsin ikinci soru. Yukarıdaki şekilde ABC eşittir ADE. Bak yine A A'ya, B D'ye, C E'ye bunu alışkanlık haline getiriyorsun. Bunu her bu tip sorularda yapıyorsun, eşitliyorsun, gösteriyorsun. Ben de gösterdim şimdi. Bak diyorum ki burası küpeli açıysa A açısı da küpeli. A ikisi de A olduğu için yırtık. B açısına cızlık açısı dersem eğer D açısı da cızık açısıymış. Ben C açısına ne diyebilirim? E, cızık yaptık. Nokta açısı dersem eğer E açısına da nokta açısı derim. Şimdi aynı eşit açıların karşısındaki kenarların oranları birbirine eşittir. Yani orada bir temel benzerlik, pardon benzerlik oranı elde edeceğiz. Diyorum ki. Buradaki nokta açısının karşısında kaç var hocam? 6 var. Diğer üçgende nokta açısının karşısında 8, 7 daha ne yaptı? 15 yaptı. Eşittir dedim. Yoluma devam ettim. Şimdi bak ben x'in olduğu yer çizginin karşısında. O zaman bu üçgende çizginin karşısına bakacağım. Bu üçgende küçük üçgende çizginin karşısında 8 varken büyük üçgende çizginin karşısında yine 6 artı x geldi güzel arkadaşım. Fark ediyorsun değil mi? Hangi üçgenden başladıysam yukarıya o ikinci üçgen hep aşağıya yazıldı. Burada önemli ayrıntılardan biri. 3'e Böldüm 2. 3'e böldüm 5. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 4. İçler dışlar çarpımı yaptım. X artı 6. 4 kere 5'ten 20. X eşittir buradan. 14 birimdir. Vururum noktayı. Derim ki ya benzerlik hep böyle olsa da canın kurban olsun sana dersin ama benzerlikle ilgili çok sağlam sorular çözeceğiz. Ama önce iyice kavratmam lazım sana. İyice hatırlatmam lazım. CAD, CBE eş üç pardon benzer üçgenler olduğuna göre hemen gidiyorum C açılarını eşitliyorum. Diyorum ki C açısı noktaysa ikisi de C yırttık mı? C A, D üçgene ikisi de C açısı yırttık. A açısı B açısına eşitmiş. A açısı da hangi A hocam bu? İki tane açısı var. C A D açısı. Yani ben buraya küpeli açı dersem B açısı da burası da küpeli açı oluyormuş. Onu anlatmaya çalışıyorum. D açısı A açısına eşit. D açısına cızık açısı dersem A açısı ki bana büyük üçgendeki A'dan bahsetmeye çalışıyor. Bu da cızık açısıdır diyor. Bunlar önemli ayrıntılar. Şimdi ben önce küçük üçgeni ardından büyük üçgeni yazacağım. Ardından da benzerlik oranına eşitleyeceğim. Tane tane anlatıyorum burada mı sen Uyuma ben de sen. Efendim cızığın karşısında kaç var? X var yazdım. Cızığın karşısında kaç var? 6 4 ne yapar hocam? 10 yapar. Yapıştır gel. Uyuma uyuma oho gözler kapanacak neredeyse ya. Geldim bu tarafa devam ediyorum. Küpelinin karşısında küçük üçgende ne var? 4 var. Büyük üçgende küpelinin karşısında keza yine x var. Ne yaparsın? İçler dışlar yaparsın. Dersin ki x kare eşittir 40. Peki 40 dediğin sayı nedir senin aslında? 4 çarpı 10'dur. 4 dışarı çıkabilir. Her tarafın kare aldığımda 2 kök 10 olarak bulunur. Bu sefer de x bulunmuş olur. Güzel bir problem yok. E o zaman bir tane böyle böyle yeni nesil diyebileceğim güzel bir soru çözeyim benzerlikten. Hatta kitaptan bir soru çok sağlam bir soru çözeceğim. Hani çözmeyecektik bugün ama bir tane çözelim yeni nesilden. Duvarda iki köşesinden duvara asılı kare biçimindeki resim A köşesinden çıkınca B noktasından dönerek C noktasındaki çiviye takılı olarak duruyor. Tak bu tarafa geçti. Güzel. C noktasında bulunan çivinin BE'ye olan uzaklığı ey güzel arkadaşım C noktasının BE'ye olan uzaklığı dediği nokta burasıdır ve bunu 4 birim olarak vermiş bana. A üssü F'nin iki birim olduğu da biliniyorsa BC kaç birimdir? Diye bana sormuş. Şimdi bakıyorsun soruyor. Ay maşallah bayağı da sağlam soru. Bu bir kare midir? Karedir. Nerede yazıyor hocam? Kare yazıyor. O zaman burası da on birimdir. Burası da on birimdir. Burası da on birimdir. Hatta yetmez. Bu da on birimdir. Yetmez. Bu da on birimdir. Efendim burası da on birimdir. Hatta hatta ben sana bak bir şey daha söyleyeceğim. Sakın şaşırma ha. Tamam mı? Bunun tamamı ondu ya. Bunu tamamladım yukarıya? Burada 2'li buraya kaç kaldı? 8 kaldı. 8-2 daha on birime tamamlamak için. Demek ki burası dik. Şimdi açılarla ilgili benzerliği yakalatmaya çalışacağım sana. Dikkat et. Şöyle yapalım. Buna A açısı desem. Buna B açısı desem. Şu köşede 90 olduğuna göre A var B var. 90 var hop bu A olacak. Ey güzel arkadaşım şu köşede 90 olduğuna göre A var. Buraya ne kaldı? B kaldı. Buraya ne kaldı? A kaldı. Ay maşallah diyorum ya. Şurada gördüğün sarı üçgenle burada gördüğün sarı üçgen birbirine benzer çıktı. Burada B'nin var. bu arada 8, 10 ne üçgeni var? 6 üçgeni var. Ben bunu yazarım. B'nin karşısında kaç var? 8 var. Burada B'nin karşısında kaç var? Küçük üçgende 4 var. Tam da aradığım cevap ya. Burada burası da 90 derece olacaktır. Bilinmeyen değer BC uzunluğu sorulduğu için oraya x dedim. Büyük üçgenden başlamıştık. 90'ın karşısında kaç var? Büyük üçgende 10 var. Küçük üçgende 90'ın karşısında kaç var? X var. Var mı sadeleştirme? 4'e böldüm 2. 4'e böldüm 1. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 5. Yap bana bir işler dışlar. X eşittir. 5 birimdir dedim. Vurduğum cevabı. BC kaç birimdir uzunluğuna? Yapıştırdım. Yeni başlık. Yeni föy yeni başlık. 17. fay değilse hocam ne oluyor ya? Vallahi bilmiyorum benim de ağzım dilime dolanmaya başladı. Şimdi. Üç tane benzerlik teorim var bunu anlatacağım. Kenar açı kenar. kenar. Kenar kenar kenar. Açı açı benzerlikleri var. Bunlarla ilgili muhteşem sorular çözeceğim ama öğretme dersi olduğu için iki özelliği bugün verelim. Bir sonraki derste devam edelim tamam mı? Son özelliği. İki üçgenin eş açılarının oluşturulan kenarlar orantılı ise üçgenler benzerdir. Yani şunu demeye çalışıyor. Bak kenar oo, yazı kayboluyor. Yazı kayboluyor. Bir dakika e, sil hocam bunu. Ha. Kenar açı kenar adı üstünde. Önce kenar sonra açı sonra bir daha kenar. Ve bu kenar açı kenardaki kenar açı nerede olmak zorunda? İki kenarın arasında bak iki tane kenar onların arasındaki açı eş olmak zorunda. Eğer böyle bir durum varsa diyorsun ki Bunlar benzer üçgendir. Yani A bölü D oranı eşittir C bölü B oranıysa bunlar benzer üçgendir. Benzerse eğer diyelim ki ben burada cızık açısına baktırıyorsam A'yı Onunla orantılı olan kim? de D'ye bakan arkadaş da cızık açısı olur. Ben burada kü, e, küpeli açı yaparsam eğer B'ye. Burada C'ye bakan. C ile de B orantılı olduğu için. E, bu arada B'yi yukarıya yazmamız gerekirdi. Önce soldaki üçgenden başlamışız. Sonra sağdaki üçgeni yazmışız. Düzeltelim efendim. B bölü C şeklinde yazılır. Ve artık son hamle buradaki orantı sabit elde edilir. K değer elde edilir. Bir benzerlik oranı yakaladık. Peki hangi iki üçgen benzer hocam? Onu göstereyim ben sana. Şurası A köşesi olacak. A'dan B'ye, B'den C'ye gidelim hadi. A'dan B'ye, B'den de C'ye gidelim. Benzerdir dedim. Bak noktadan küpeye gidiyorum. Noktadan küpeye gideceğim. Noktadan küpeye gittim. Oradan bu tarafa gittim. D, E, F üçgeni benzerdir dedim. Bu birinci benzerlik kuralımız. Şimdi diyeceksin hocam bu benzerlik kuralıyla sorum çözseydik. Ya bak benzerlik kuralları o kadar iç içe geçmiştir ki. Bazen hepsinden birinden çözebiliyorsun soruları. Gel ben sana iki tane kuralı anlatayım. İkisi bitsin sonra o ikisiyle ilgili karıma çözeyim ben sana. Tamam. Ya hocam bundan mı çözeceğim bundan mı çözeceğim. Ya neredeyse ikisiyle de çözülebilir. Kenar 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 benzerliği diyelim üç kenarı da orantılı olacak. Örneğin A kenarı ile D kenarı, B kenarı ile E kenarı, C kenarı ile F kenarı orantılıysa ve bu orantı sabitse, orantı sabiti gibi bir değere A'ya bakan açı noktaysa eğer D'ye bakan da noktadır. B'ye bakan küpeli açıysa burada DE. Ee, D, E. D, E'ye bakan burada da küpelidir. Burada cızık açısı ise eğer C'ye bakan burada cızık açısıdır F'ye bakan. Ne oldu? Bu öylelikle bu iki üçgen birbirine benzer oldu. Peki benzerliği yaz desen nasıl yazarsın? Bak bu şekilde ilerliyorum. A, B, C üçgeni benzerdir. Küpeli çizik nokta. Küpeli çizik nokta. Yani D, E, F üçgenine. D, e, F üçgenine benzerdir. Benzerlik kuralını yazmak da önemli. Diyeceksin ki hocam ben yazmıyorum. Dinliyorum buraları. Bence yaz. Bir turu yaz. Bir kere yaz kurtul. Bir daha hiç yazma tamam mı? Bak sınavda da yazdırmayacak sana. Sadece verecek. Şimdi. Çok kritiktir o kenar 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 benzerliği. Yani bulması biraz zaman alır. Bakıyorsun 3 var, 2 var, 4 var, 6 var, 9 var, 12 var, 5 var, x var. Hocam bu soru nereden çözülecek? Bir eşit bir tane açı yok. Hani açı olsa dersin ki bir tane eşit açıları olsa iki kenar orantılı ortadaki açı eşittir kenar açı kenar benzerliğinden çözerim. Eğer kenar 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 benzerliği varsa şöyle sıkıntı oluyor. Sen gözüne bir tane üçgen kestiriyorsun. O üçgen kimdir? 3. Üç. Pardon 2'den başlıyorum. En küçük kenarından başlıyorum. 2, 3, 4 üçgeni. Bir tane daha üçgen kestiriyorsun. Benzer olabileceğini düşündün. Ve onun da kenarlarını küçükten büyüğe yazıyorsun. 6, 9, 12 üçgeni. E güzel arkadaşım iki üçgen eğer benzerse kenarları arasındaki oranlar sabit olmak zorunda. Peki gerçekten ben böyle bir sabit elde edebildim mi? Dikkat et böyle bir sabit elde ettim 1 bölü 3. Ama ben buradan orantı sabitini falan istemiyorum. Ben buradan 2 ile 6'ya bakan açıların eşit olduğunu anlıyorum. 2'ye bakan noktaysa 6'ya bakan da noktadır diye anlıyorum. 3'e bakan da 9'a bakan açılar eşittir diye görüyorum. Bu küpeli ise 3'e bakan 9'a bakan da küpelidir dedim. Ardından 4-12 benzermiş. 4'e bakan cızıksa burada da 12'ye bakan cızıktır diyorum. Şimdi mevzuyu anladın mı? Anladıysan eğer dikkat et burası bir ikiz kenar üçgen çıktı. Hay maşallah sen nasıl bir sorusun çok tatlısın. Şekersin, yalancı mı baban senin? Öyle bir şarkı vardı. Cızık cızık açısı oldu mu oldu? 9-5 tane yaptı, 14 yaptı. Burası ne yaptı? X artı 2 yaptı. Şu benzerliği görebilen arkadaşlara buradan helal olsun. Daha doğrusu bunlar ikizkenar kenar üçgen çıktı. Kısaca X artı 2 dediğin değer 14 ise X'in cevabı 12'dir dersin. Bitti dersin. Gönder gelsin bakayım hocam dersin. Geçtim bir sonrakine. Eğer kenar kenarı göremediysen açı kenar açı kenarı da görebilirsin. Peki nasıl göreceğim hocam? Bak şimdi. Dedim ki burası nokta açısı olsun. Büyük üçgende nokta açısına bak. Gördüm hocam. Bir de çizdiğim küçük üçgende. İkisi içinde ortak mıdır? Ortaktır. Şimdi geçtim onu. Dedim ki bu kenar açı kenar olabilir mi? 4 aradaki açın nokta açısı 6'ya gidiyor. Şimdi aynı mantıkla bir de şunu denemek istiyorum. 12 şurası 8 arada nokta var. Ama ben diyorum ki önce küçük kenardan başlayalım yazmaya. 8 nokta açısı yani bunda bu tarafa doğru yön alıyoruz güzel arkadaşım. Yön değişebilir çünkü. 8 ve 12. Diyorum ki ya arkadaş bu oran sabit değil mi? 1 bölü 2 değil mi? 1 bölü 2. İşte bu sebeple küçük üçgenle büyük üçgen benzerdir. Eğer bu nokta açısıysa örneğin bu küpeli açıdır. Kim küpeli? 12'ye bakan küpeli. 12 ile 6 orantılı. O zaman bu arkadaş da küpeli. O zaman bitti soru. Burası cızık açısıysa burası da cızık açısıdır dersin. Sen neyi istiyorsun benden? DE uzunluğunu istiyorsun. O zaman noktalara bakan. Diyelim ki küçük üçgende DE'ye bakan X. Büyük üçgende DE'ye bakan 10. Devam et. Aslında benzerlik oranı 1 bölü 2 bitti bile soru. Değil mi? Küpeli açıya bakan 6. Küpeliye bakan burada tamamı olduğu için 12. Kaça kaç oran? 1'e 2 oran. 2 ile 10'u sadeleştirdim 5 kaldı. İşler dışlar yaptım x eşittir 5 birimdir dedim. 9. sayfadaki soruyu da bitirdim. Son 2 sorum kaldı. İyice bu kuralı yedirdikten sonra son bir kural onu da anlatamam bitireceğiz orada anlaştık mı? Yukarıda verilenlere göre x kaç birimdir? Bakıyorsun göremedin. Az önceki soruyu ben çözdüm. Bence burada top sende. Al eline topu. Topu değil kalemi. Ne yapacağım topu arkadaş? Çöz bu soruyu bak yapabilirsin güveniyorum sana. Yapman lazım hatta onu da söyleyeyim az önceki mantıkla yani bak şurası nokta açısı küçük üçgende de büyük üçgende de ikisi de nokta. O zaman şöyle yaz bak. Önce küçük kenar, sonra nokta, sonra 4 var. Bak gidişatı görüyorsun. Peki bu tarafa da bakalım. 8 var, 6 var. Kimi kimin altına yazmak mantıklı olur? 3'ün altına gidip 8 yazılmaz herhalde. Bak 3'ün altına 8 yazıyorsun. Oran bir değişik oluyor ama 3'ün altına 6 altı yazıyorsun. Yine küpeli açıya geliyorsun. Geldim küpeli açıya sonra 8'e gidiyorsun. Demek ki burada bir benzerlik var. Yakalıyorsun İkisinde de aynı çıktı. Kaç çıktı? 1 bölü 2 çıktı. O zaman bunlar benzer üçgenler. 3'e bakan açıyla 6'ya bakan açılar eşit. 3'e bakana küpeli açı dersem 6'ya bakılana da küpeli açı derim. Eğer 4'e bakılana ben cızık açısı dersem 8'e bakana da Cızık açısı derim. Tüm bunları yaptım. X'i istiyorum senden. Hadi gel bulalım. X. X'e kim bakıyor? Büyük üçgende nokta bakıyor. Küçük üçgende noktanın baktığı 6 ise büyük üçgende noktanın baktığı X'tir. Eşittir dedim yola devam ettim. Küçük üçgende cızığın karşısında 4 varsa büyük üçgende çizgin karşısında 8 vardır. Keza zaten oran neydi belliydi. Ben sadece içler dışlar çarpımı yapacağım. 2 kere 6'dan 13 dedim. Günün anlam ve önemine binaen. Efendim son sorudayız. Evet evet benzerlikte bugün anlatacağımız derse son soru. Sen sonra dönüp ödevleri yapacaksın ayrı mevzu. Şimdi DC paraleldir AB'dir. DC paraleldir AB. Paralellik bize niye verilir bir soruda geometride özellikle? Niye verilir? açıyı taşı diye verirler. Z kuralı var ya da adam yalvarıyor bana ya bana bir Z yapı ver diyor. Burası nokta açısıysa diyor bu da nokta açısıdır. Diyor. bitti bu kadar. Şimdi döndük dolaştık yine aynı mevzuya geldik. Yukarıda bir üçgen var aşağıda bir üçgen var. Diyorum ki bunun kenarları arasında şöyle bir şey var. 3 var nokta var 6 var. Kabul mü? Güzel. Yalnız burada mısın? Ben nesin? Tamam. 6 var 12 var. Bak 6 var küpeli pardon nokta açı var 12 var. Bu şekilde yapıp da hata yapma riskini en aza indiriyorsun. Benzerlik oranı kaç? Orantı sabit kaç? 1 bölü 2. 1 bölü 2 ise eğer herkes birbirinin 2 katı. Yani bir kere şuradan bir yapalım bakalım. 3'e bakan arkadaş cızık açısıysa aşağı büyük üçgende de 6'ya bakan cızıktır. Buna nokta demiştik zaten. Eğer bu küpeli ise bu arkadaş da küpeli olacaktır. Noktanın karşısı 5'tir. Noktanın karşısı x'tir. Benzerlik oranını az önce bulmuştuk. 1 bölü 2. Efendim x eşittir kere 5'ten 11'imdir dedim. Anlamayana yok yan yana iki kazık anlamayana çok yazık diyerek 11. sayfadaki sorumuzda onu bulduk. Dedik ki, gönder gitsin efendiler. 16. föyü bitirdim. Sadece benzerlik kavramından çözdüğümüz. 17. föy iki tane kural verdim. Kenar kenar kenar. Kenar, açı kenar benzerlik teoremleri. Sen ne yapıyorsun? Bunlarla ilgili verdiğimiz bu soruları, bu sayfaları bitiriyorsun efendim. Ee, başka bir şey yok. Bugünlük bu kadar olsun o zaman. Ne yapalım? Bir sonraki derste görüşelim. Kendine iyi bak. Bir sonraki derste görüşene kadar hiç merak etme. Üçgenleri adım adım birlikte bitireceğiz. İspatlar nerede hocam dersen? ispat yok buralarda. Yer yer geldikçe ben sana o akılda kalıcı ispatları yapacağım. Ne yaptım ben ya? Kamera neredeyse düşüyordu. Neyse biz artık kapatalım. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın. Hoşçakalın.